İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 1.919.000 kadın destek KADS e uygulamasını indirmiştir. 105.372 kişi ihbarda bulunurken, bu ihbarlardan 54.488'i asıllıdır, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele, asayiş ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sunum yapıldı. Sunumun ardından dan konuşan Bakan Soylu, kadına yönelik mücadelenin önemli olduğunu belirterek, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi, kadına yönelik şiddet konusunu siyasi arenaya çekmek isteyen, bunu planlayan bir küresel aklın söz konusu olduğunu belirten Soylu, mevcut durumda 6.284 sayılı kanun kapsamında kadın cinayetleri, 2018'de 279, 2019'da 336 ve 2020'de ise 267 olarak kayıtlara geçmiştir, ifadelerini kullandı, KAD. KADSİHBARLARİNÖN54488'i asıllıdır. Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine değinerek, konuşmasında şunları kaydetti. Şu ana kadar 1.919.000 kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105.372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54.488'i de asıllıdır. İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olaylarının bildirilme sayısı yükseldi. Fakat aile içi şiddet olay sayılarında da %9'luk bir bir azalma gerçekleşti. 2020'nin ilk 3 ayı 49.477, 2021'in ilk 3 ayında ise 45.170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı %30, cinsel tacizde %16, cinsel saldırıda da %7,2 azalma söz konusudur.